Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük projeleri rafa kaldırmayı amaçlayan bir koalisyon görüşmesi yapmak isteyenler karşılarında beni bulur dedi. Ne demek o ya? Ne demek o? Üçüncü havalimanını yaptırmayacaklarmış. Böyle bir mantık olabilir mi? Üçüncü köprüyü durduracaklarmış. Ne demek o? Türkiye'nin en önemli meselesini meclisteki sandalye dağılımının kendilerine sağladığı avantajı kaprise hatta şantaja dönüştürerek çözümsüzlüğe sürükleyenleri sorumluluklarını hatırlatmaya ve hatırlamaya davet ediyorum. Siyaset meydanı er meydanıdır. Eğer siyasetçi kendisi meseleyi çözemiyorsa bu meseleyi çözecek olan milletin ta kendisidir. Milletimizin sabrı ve tahammülü giderek azalıyor. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon görüşmelerini daha başlamadan sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur diye devam etti. Artık Cumhurbaşkanı diğer görevlerinin yanı sıra millete karşı da doğrudan sorumludur. Bu gerçeği görmek, anlamak istemeyenler en başta milletin iradesine karşı saygısızlık ettiklerini bilmelidirler. Cumhurbaşkanının şahsını sevmek, sevmemek ayrıdır. Onun devlet ve millet nezdindeki konumuna saygı göstermek ayrıdır. Bu ikisini birbirine karıştıranlar, kişisel husumetlerini ve siyasi çıkarlarını ülkenin ve milletin menfaatlerinin önüne koyanlar er geç bunun hesabını halka vereceklerdir. Erdoğan dün sanat ve spor camiasına verdiği iftar yemeğine yönelik eleştirilere de değindi. Bunun son örneğini dün akşam sanatçılarımıza ve sporcularımıza verdiğimiz iftarın ardından yaşadık. Gerçekten çok güzel ve nezih bir ortamda geçen bu iftarda ülkemizin önde gelen sanat ve spor insanlarıyla birlikte olduk. Hasbihal ettik. Hasret giderdi. Bu güzel akşamla ilgili haber ve görüntülerin medyada yer almasıyla birlikte iftara katılan sanatçı ve sporcularımıza belli çevreler tarafından yoğun bir saldırı başlatıldı. Sosyal medya üzerinden yürütülen bu saldırılar sebebiyle sanatçı ve sporcularımız adına gerçekten üzüntü duydum. Üstelik bu kadarla da kalınmadı. İşi Sadece bizim iftarımıza katıldığı için sanatçılarımızdan bazılarının önceden programlanmış konserlerini iptal etmeye, ettirmeye kadar vardıran densizler çıktı. Lafa geldiğinde demokratlı, özgürlükçülüğü, hoşgörüyü, insan haklarını kimseye bırakmayan bu çevrelerin gerçek yüzünü bir kez daha görmüş olduk. Milletimiz bunların hepsini de görüyor. Adalet ve irfan terazisinde tartıyor. İnşallah ilk fırsatta milletimiz ilk seçimde bu tahammülsüzlere hak ettikleri cevabı verecektir diye düşünüyorum.